Birinci kavram kastın müstakarrı. Kast, maksat, niyet demektir. Müstakar, karar kılınan yer demektir. Buna göre kastın müstakarrı niyetin karar kıldığı yer. Bir ifadede kast edilen asıl mana, verilmek istenen asıl mesaj. Demek ki kastın müstakarrı kişinin ifade ettiği herhangi bir konuyu tereddütsüz, şüphesiz, zikzak çizmeden ve tereddüt göstermeden asıl niyeti neyse ona göre bir konuyu ortaya koymasıdır. Bu asıl mesajın ilk etapta anlaşılmasını sağlayan unsur, onun diğer yan ve işari manalardan ayrılıp seçkin, mütemeyyiz ve belirgin olmasıdır. Cümle içinde asıl mana ile yan ve işari manalar iç içe olup biri birinden seçilmez ise bu takdirde muhatap cümleden tam istifade edemez, maksat da hasıl olmaz, anlatılmak istenen ana mesaj da verilmiş olmaz. Ben burada bir ayet-i celilenin meşhur olan risalelerde de geçen hatta iki ayet vardır. Bunlardan ilham alarak bir şeyler söylemek istiyorum. Birisi müstakat kelimesi geçtiği için ve şemsu tecrini müstakar leha ayet-i celilesi. Güneş belli bir makarda, bir karargahda döner, akar, dolaşır. Üstad bunu ifade ederken der elli istikrari manzumetiha yani li müstakarrillaha demek manzumesinin gezegenlerinin istikrarını muhafaza etmek için hareket ediyor. Ayetinden bu ayetten hareketle şöyle bir tasvir aklıma geliyor. Kelam sahibinin kast ve niyeti nazm-ı maaninin manzumesinde bir güneş gibidir. Hani belagat özellikle nazm-ı maanidir. Ki nazm-ı mebani dediğimiz lafızların da fasih ve selis olmasının altında asıl mananın selasetidir, fesahatidir, belagatıdır. O kastın çevresinde dolaşan o niyetin neyi göstermek istiyor, neyi anlatmak istiyorsa, o kastın çevresinde dolaşan müstetbaat-ı terakib denilen tali ve işari manalar birer gezegen gibidir. Asıl kast ve niyetin karar kıldığı yerde çevredeki gezegenleri olan maani-i saniye denilen ikinci tali derecedeki manalar, ikinci derecedeki manaları bir kuvve-i cazibe ile zapt-ı rapt altına alır ve her birinin kendi yörüngesinde hareket etmesini sağlar. Buna şöyle meşhur olan yine İşaretül İcaz sözlerde geçen şu ayeti celil aklıma geldi ki buna bir misal olabilir. Mesela وَلَاِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكِ ayeti buna bir misal olabilir. Örneğin ayetin sevkine vesile olan asıl kast ve niyet az bir azapla çok korkutmaktır. Bu cümlede yer alan her bir kelime değişik mana yörüngelerinde dolaşıyor. Fakat aynı maksadın etrafında dolaşıyor. Yani in şüphem yörüngesindedir. Messe dokunma yörüngesindedir. Nefhe kokucuk yörüngesindedir. Min tabiz yörüngesindedir ve hakeza. Ama bunların hepsinin ortak paydası nedir? Azlıktır. Az bir şeyle çok korkutmak, az bir azapla çok korkutmaktır. Böylece niyet ortada sağlam olduğu takdirde etrafındaki olan kullanılan kelimeler, ifadeler, cümleler de hepsi ona yoğunlaşır ve o dairenin çevresinde dolaşırlar. İkinci kavramımız ağrazın mültakası. Ağraz, garazın çoğuludur. Gaye, maksat,
manasınadır. Amaç. Mültaka ise garazların birleştiği yer. Bir ifadede takip edilen farklı amaçların birleştiği nokta. Değişik gayelerin bileşkesi. Mesela üstadın şu ifadeleri bu konuda bir misal teşkil edebilir. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi itiba-ı Kur'an'dır. Şimdi azametli bağsız bir kıt'anın diğer bir ifadesinde şanlı talihsiz bir devletin, sahipsiz bir kavmin reçetesi İttihad-ı İslam'dır. Bu ifadelerden ilkinde üç hastanın tedavisi öngörülmüştür. Hasta bir asrın, hasta olan Müslüman unsurun ve keza hasta olan Müslüman bir kavmin reçetesinin tanzimi amaçlanmıştır. Bu üç amacın birleştiği nokta, üç reçetenin ortak paydası olan itiba-ı Kur'an'dır. Demek ki bunun, bu garazların mültekası, son bileşkeni nedir? İtiba-ı Kur'an'dır. Diğer ifadede ise şanssızlık ve talihsizlik ortak paydasında birleşen Asya kıtası, Osmanlı Devleti ve Kürt kavmi için hazırlanan reçete İttihad-ı İslam olduğuna işaret edilmiştir. Demek burada da maksatlar, garazlar farklı farklıdır. Birisi Osmanlı Devleti'nin, biri Asya kıtasının, biri Kürt kavminin durumunu nazara alıyor. Hepsi de hastadırlar. Hepsi de şanssız ve perişandırlar. İşte bunların tek kurtuluş çaresi, reçetesi, onların ortak paydası İttihad-ı İslam'dır. İslam'a sımsıkı sarıldıkları sürece kendilerine bir şey olmaz. Nitekim Osmanlı Devleti'nin maalesef yıkılması, o tür İslam'dan uzaklaşmış olan bizim münevver denilen gayri münevver insanların yüzünden olmuştur. Selaset kelimesi, Sadık Hocam çok güzel ifade etti. Aynı sözcüklerde beraber baktığımız yerler de vardır. Fakat burası selasetin selameti. Yani selaset nasıl selamet bulur? Selaset bir nevi fesahattir. Seri söz, akıcı söz, akışkanlığı olan söz. İçinde herhangi bir rekaket bulunmayan, lafızların düğümlenmiş şekli kapalı olan tarafı olmayan bir selaset demektir. Klasik belagat kitaplarının pek azında yer alan selaset teriminin alt bölümü olarak telakki edildiği ve fesahatin şartlarıyla selasetin şartlarının iç içe girdiği anlaşılmaktadır. Selasetin selameti, yani akıcı bir üslubun, akıcı bir ifade tarzının rekaketten, kapalılıktan, ağır işlemekten selameti nedir? Bir ifadenin zor, fesahat ve akıcılıktan yoksun, manası kapalı, düğümleri açılmamış lafızları barındırmak gibi olumsuz unsurlardan uzak olmasıdır. Bunlardan uzak olduğu takdirde selasetin selameti söz konusu olur. Fakat bazen öyle rekik kelimeler vardır ki yerine göre kullanıldığı zaman yine o seris durumunu muhafaza ediyor. Mesela alimler diyorlar, Arapçada dıza kelimesi çok nadir kullanılan ve çok rekik bir ifadeyi, bir tonu olan bir kelimedir. Dıza, ağır geliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim, tilke isen kısmetun dıza da kullanılınca orada öyle bir güzel olmuş, selasetine revnaktarlık vermiştir. Daha selis yapmış, daha akıcı yapmıştır. O halde onların bu taksimatı son derece haksızlık ve zalimanedir diye ifade etmiştir. Toparlayabilir miyiz? Mümkünse.
Evet, bitiriyorum. Tamam hocam. Sağ ol. Demek ki bir sözün farklı amaçları belirgin bir halde ifadeye yansımazsa, netice itibariyle aynı noktada birleşmezse ve ses itibariyle kulağa hoş gelmezse o sözün selasetinden söz edilemez. Kur'an'ın baştan başa bir selaset sahibi olduğu, selis olduğu, akıcı olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat bir misal olarak bir ayeti nazara vermek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ibadurrahmanillezine yemşun alel ardı hevna ve izâ hatabahumul cahilûne kalu selâma. Bu ayette Üstad'ın bu kast-ı müstakar, ağrazın mültekası ve selasetin selameti gibi unsurları tatbik etmek istiyorum. Ve ibadurrahmani, Rahman olan Allah'ın kulları, اَلَّذ۪ينَ اُنْلَرْ كِي يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا, yeryüzünde çok mütevazı, vakarlı yürürler. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, kendini bilmez, saygısız, cahil insanlar kendisine bir şey dedikleri zaman, قَالُوا سَلَامَا, onlara selam diyorlar. Yani bizden size bir yoktur diyor. Burada bir kast-ı müstakar, hani selasetin kast-ı müstakar, ağraz-ı multaka ile beraber olmasını söylemişti yukarıda. Kast-ı müstakar, Rahman'ın kullarının güzel ahlakıdır. Yani burada bu ayetin sevk edilmesi sebebi, bu müstakar olan kast, Rahman olan Allah'ın has kullarının güzel ahlakıdır. Ağrazın mültekası ise yeryüzünde mütevazi yürümek ve saygısız cahillere karşı müsamahalı davranmak. Bu iki hususun belirtilmesinin gayesi, birleşme noktası Rahman'a kul olmaktır. Demek ki kast-ı müstakarrı ve ağrazın mültekasının bileşkesi bir araya geldiği zaman Rahman'ın kulları ortaya çıkar. Ne yapıyorlar? Yeryüzünde mütevazı yürürler ve cahillere karşı kibar davranırlar, nazik davranırlar. Selametin, selasetin selameti ise cümlenin akışındaki akıcılıkta, kolay anlaşılır olmasında ve kulağa hoş gelmesindedir. Cümlenin akışı hakikaten çok harikadır. Arkadaşlardan birisi söylemişti, hani bazılarına göre nasıl ki İ'caz demişler, men lem yezuk lem ya'rif, zevk etmeyen, tatmayan bilmez, yani tarif edilmez, bir bal gibidir, hani tatlıdır ama nasıl bir şeydir söyleyemezsiniz. Bu selaset de öyledir, fasahattır. Çünkü belagatın bir unsuru da fasahattır, selaset de bu fasahatın bir çeşididir. İşte burada bu ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevna ayetinde kullanılan kelimeler öyle yan yana gelmiş, o kadar akıcı ki su gibi akıyor. Bu lafzı itibariyle böyledir. Manası itibariyle başta ilk muhatap hemen Rahman'ın has kullarını nazara alıyor. Biliyor ki ondan bahsediliyor. İşte bu iki unsurun birleştiği nokta ise selaseti. Yani zorluk yoktur, kapalılık yoktur, anlaşılmazlık yoktur, rekaket yoktur. Dolayısıyla selaset selamettedir.